LGS ilk tekrar programımıza başlıyoruz. O yaşasın. Türkçe ile başlıyoruz. Gerçekten önemli bir derse başlıyoruz. Zaten 2022 LGS'de önümüze geldiği zaman, böyle kitapçık önümüze geldiği zaman ilk başta Türkçe ile başlayacağız. Sözlerle başlayacağız. Dolayısıyla biz de LGS tekrar programımıza en önemli ders Türkçe ile başladık. Bugün seninle birlikte yapacağımız tekrar çok önemli. Neden? Çünkü biliyorsun ki bu LGS yolculuğunda ilk başta bir başladık, start dedik. Sonrası şimdi ilk tekrar noktasına geldik. İlk tekrar noktasında birinci dönem konularını mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Sonrası da sınavdan önce son tekrar noktamız var. Orada tüm seneyi tekrar edip çok iyi bir liseye gireceğiz. Hayallerimizdeki Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Lisesi hepsi bizi bekliyor. Bizim ilçedeki en iyi liseyi hedefliyorum. İnşallah en güzel liseleri kazanacaksınız arkadaşlar. Burada şu önemli Tonguç'um. İlk tekrar ve son tekrar bir bütün. Şu anda ilk tekrarı iyi yapacağız ki birinci dönem konularını bitirelim. İkinci döneme bomba gibi başlayalım. Sonra da son tekrarı bitirdiğimizde zaten LGS bizden kaçacak, yer arayacak. Şimdi bugün işleyeceğimiz konu fiilimsiler, cümlenin ögeleri, yazım kuralları ve noktalama işaretleri. Çok önemli bir konu. Neden? Çünkü fiilimsileri ve cümle ögelerini bitirdiğimizde dil bilgisini bitirmiş oluyoruz. Geçen sene buradan soru gelmemiş ama bu sene yine soru gelecek. Çünkü 2020'de sorular gelmişti. O yüzden bu konu önemli. Yine yazım kuralları, noktalama işaretleri yine geçen sene sorulmamıştı. Çünkü dil bilgisi çıkmayacak demişlerdi. Ama 2020'de sorulduğu için buradan da yine %100 soru gelecek. O yüzden bu videoyu dikkatli izlememiz lazım. Anlam bilgisi çok önemli. Türkçe eşittir paragraf. Ama yazım, noktalama, dil bilgisinde soru kaçırmamamız lazım. Çünkü Türkçe'de hedefimiz nedir Tonguç'um? Full yap. Harikasın. Ben full diyemiyorum. Ben Türkçe öğretmeni olduğum için hepsini doğru yapmak diyorum ama sen full diyebilirsin. İnşallah sınavdan çıktığında da 2020 LGS geldiğinde full diyeceksin inşallah diyoruz. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Bizim LGS tekrar kampımızda Tonguç'um. Öncelikle büyük resimle başlayacağız. Birazdan konuları göreceğiz. Sonra konu özetlerimiz var. Sanki hiç işlememişsiniz gibi konuları güzelce özetleyeceğiz, anlatacağız. Sonra da tam da sınavda çıkacak şekliyle, yani 2022 LGS'de "Aa, ben bu sorunun benzerini çözmüştüm" diyeceğiniz tarzda süper yeni sorular çözeceğiz ve birinci dönemi bitireceğiz. Burada şu çok önemli Tonguç'um. LGS tekrar programımızı mutlaka ücretsiz bir şekilde Türkiye'deki bütün Tonguç kitapçılarından istemelisin. Aldım kırtasiyonu. Harikasın. Biliyorsun burada eğer konu eksiğin varsa temel tekrar programı takip etmelisin. Eğer fazla konu eksiğim yok hocam, ben sorularda takılıyorum diyorsan, burada da nitelikli tekrar programı var. Burada daha çok yeni sorularla bol bol sorular çözeceğiz. Çünkü sınavda karşımıza ne gelecek Tonguç'um? Soru gelecek. Sınavda karşımıza soru gelecek. O yüzden biz bol bol soru çözmeliyiz. Bu soru çözüm için de efsane bir set hazırladık sana. LGS tekrar programıyla kullanacağımız ilk tekrar seti. Burada 3 tane önemli kitap var. Birincisi İlk tekrar LGS kitabı. Sadece birinci dönem konularını içeriyor ama bu çok önemli. Neden? Çünkü bir işi sağlam... buradan mı hocam? Aynen, ödevlerimiz buradan gelecek LGS tekrar programımızda. Buradaki soruları güzel güzel çözdüğümüzde, yeni soruları ve takıldığımız soruların çözümünü izlediğimizde net bir şekilde birinci dönem konularını ortadan kaldıracağız. Sonrasında en önemli dersler Türkçe ve matematik. Öğrenciler en çok matematikte sıkıntı. Senin matematik nasıl Tonguç'um? Matematiğim orta hocam. Orta. Matematik genelde birçok öğrencinin sıkıntısı. Dolayısıyla Türkçe de çok önemli. Çünkü Türkçe ile başlıyoruz sınava. O yüzden yeni nesil Türkçe matematik kitabında sadece birinci dönem değil, İki dönemde var. Ama biz burada Türkçe matematiğe mutlaka yer vermeliyiz. Ve sonrasında da bizim kendimizi göreceğimiz netler önemli. Yani denemelere giriyoruz. Konu eksiğimiz var. İşte öyle olmadı, böyle oldu diye bir şekilde bahanelerle yanlışlarımız gözümüze batıyor. Ama bu sefer konuları süper bir şekilde tekrar edeceğimiz için artık sadece birinci dönem konularına olan bu denemeleri çözeceğiz ve ben tüm konuları bitirdiğimde ne kadar net yapabiliyorum bunu görmüş olacağız. Burada şu çok önemli, ben görüyorum öğrenciler denemeyi çözüyor burada. Sonra Ceyhan Deniz'i, hayır, burada mutlaka deneme analiz sayfalarına bakalım. Yanlışlarımızın üstesinden gelelim. Mesela DNA'nın eşlenmesini yanlış mı yaptık? Hemen ilk tekrar kitabımızdan DNA işlenmesiyle alakalı sorular çözelim. Veya diğer dinamodan, zordan da sorular çözebiliriz. İlk tekrar LGS setinde mutlaka istemelisin, almalısın Tonguç'um. LGS tekrar programı zaten Tonguç kitapçılarında seni ücretsiz bekliyor. O zaman şimdi arkana yaslan, emniyet kemerini bağla. Artık uçuşa geçiyoruz. LGS'nin birinci dönemini bitiriyoruz. Ve harika bir şekilde ilk tekrarımıza başlıyoruz. Hadi bakalım videomuza başlayalım Tonguç'um. Evet Tonguç'um, şimdi üniteleri ve konu başlıklarını görüyoruz. Gerçekten hocam fiilimsi... bütün konular çıkacak mı böyle? Evet, birinci dönem tüm konuları burada. Esasında bu LGS'nin de tamamı oluyor. Niye biliyor musun Tonguç'um? Burada cümlenin öğeleri, fiilimsi, dil bilgisi... Ama birinci dönem değil mi hocam bu? Birinci dönem. Ancak şöyle bir şey var Tonguç'um. Burada bir tek cümle türleri, fiil çatısı ve anlatım bozukluğunu eklersek 20'de 20'yi tamamlamış oluyorsun. Yani burada olmayıp da Türkçenin tüm konular arasında olan 2 tane konu kaldı. 2-3 tane konu kaldı. Dolayısıyla bunların hepsini çok iyi bilmemiz lazım. Niye? Mesela buradan 10 soru gelecek. Buradan 3 soru gelecek. Buradan 2 soru gelecek. Buradan mutlaka ikisinden 2'şer soru gelecek. Yani hocam 10 soru olan yere çalışmak istiyorum ben. Orası parça anlam. Zaten bunu biliyorsun. Paragrafları bol bol çözmemiz gerekiyor. Bununla alakalı zaten LGS tekrar programımıza bol bol ödev verdik sana. Onları mutlaka takip et. Şimdi gelelim büyük resimde fiilimsi, cümlenin öneri, yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözcükte anlam, cümlede anlam, parça anlam ve söz sanatlarına. Sana sınavda
olarak girdiğin zaman ilk başta önüne sözcükte anlam sorusu gelecek. Eğer A kitapçığındaysan. Ardından cümlede anlam sorusu, arıza parça anlam. Sonra dil bilgi soruları geliyor. Fakat genellikle farklı farklı kitapçıklar uygulandığı için senin ilk sorun bir fiilimsi de olabilir. Bir yazım kuralları da olabilir. O yüzden sen bol bol denemede çözmelisin. Ama şimdi biz fiilimsi konusuna bakalım. Şimdi fiilimsi bulma, isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Zaten fiilimsi bilmeyen kalmadı. Bu ne diyorum sınavda çıkma ihtimali? Sınavda çıkma ihtimali şu. Burada bazı konular var ki %100, bazı konular %60, %70 çıkıyor. Mesela filmsiden soru gelme ihtimali cümle öğelerinden çok daha fazla. Geçen sene cümle öğeleri sorulmadı. Ama filmsi mutlaka şimdiye kadar yapılmış bütün sınavlarda. LGS'de, öncesindeki TEOG'da, onun öncesindeki SBS, LPG, ABS mutlaka filmsi bulmamızı istiyorlar. Zaten diğer konularla da bağlantılı. O yüzden filmsi bulmaya ben hemen şöyle bir 5'i yerleştirmek istiyorum. Niye? %100 buradan soru geliyor. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil de bu sorunun içine yerleştirebiliyorlar üstte bilgi verdikten sonra. Dolayısıyla buralarda 4 diyorum. Türkçenin içerisindeki en önemli dil bilgisi konusu bu. Diğer tarafta cümlenin öğeleri, yazım kuralları, onları da birazdan konu özetlerimiz bittikçe göstereceğiz. Şimdi fiilimsinin detayına girelim. Gel beraber konuyu öğrenelim Tonguç. Evet, şimdi fiilimsiyle devam ediyoruz Tonguç'um. Fiilimsi bulma. Mutlaka bunu soruyorlar. İsim fiil, mayışmak ekler hatırlıyoruz. Sıfat fiil, anası mezar dikecekmiş. Zarf fiil de geriye kalanlar oluyor. Hemen başlayalım. Şimdi fiillerden türeyerek cümlede isim, sıfat, zarf yerine kullanan sözcük tanımı geç. Ne yapıyorduk? İlk başta cümlenin... Tanımı nasıl geçeceğim? Tanımı sormazlar ki sana. Hatta bunu verirler bile üste. Senin için önemli olan taktik. Ne yapıyorduk? Önce cümlenin en önemli olan yüklemi buluyorduk. Yüklemi nasıl buluyorduk? O olmazsa cümle oluşmuyordu. Onu bulduktan sonra geriye kalan sözcüklerden mame ile olumsuz yapılabilen sözcüklere dikkat ediyorduk. Şimdi mame ile olumsuz yapılabilen sözcükleri bulduğun zaman mayışmak eklerini aldıysa isim fiil oluyordu. Anası mezar dikecekmiş eklerini aldıysa sıfat fiil oluyordu. Asiye Kenyalı maden dağında ip arakladığında, yani ne zaman ve nasıl sorulana cevap veren fiilimsiler varsa da bunlar da zarf fiil oluyordu. Mesela biraz dinlenmek istiyorum. Bak, istiyorum yüklemimiz dinlenmek, dinlenmemek diyebiliyoruz ve mayışmak eki almış. Kitap okumayı seviyor. Seviyor yüklemimiz okumayı, okumamayı isim fiilimiz. Çalışan öğrenciler başarılı olur. Başarılı olur yüklemimiz, çalışan çalışmayan. Gelecek hafta sınavımız var. Var yüklemimiz, gelecek gelmeyecek. Eskimiş eşyalar ne yaptınız? Yaptığınız yüklemimiz eskimiş, eskimemiş. Bir, buraya yürüyerek geldim. Geldim yüklemimiz yürüyerek, yürümeyerek. Yağmur durunca dışarı çıktı. Çıktı yüklemimiz, durunca, durmayınca diyoruz ve fiilimsileri bulmuş oluyoruz. Şimdi hemen fiilimsiyle alakalı bordo verili soru sorduk. Niye? Çünkü zaten fiilimsiyle alakalı biz bol bol ödevlerimizi yaptık. Bunu birinci dönemde çoktan bitirmiştik. Ama şimdi biraz da seçici sorulara bakalım. Milletin Bakanlığı'nın yeni soru tarzı üstte mutlaka bir açıklama, bir örnek, bir bilgi veriliyor. Biraz kısaltmaya başladılar yeni örnek sorularda ama sonrası sorumuz geliyor. Buna göre fiilimsi iki aldığı halde kalıplaşarak bir varlığı veya kavramı karşılayan sözcük yoktur diyor. Bazıları zamanla kalıplaşır diyor. Mesela, hocam çok zor soruyor, ben de ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım şimdi. Okumak hafızamızı güçlendirir. Şimdi güçlendirir yüklem. Okumak okumamak diyebiliyoruz mu Tonguç? Diyebiliyoruz. O zaman bu fiilimsi. Bu o zaman kalıplaşmamış. Yani buna biz kalıplaşmış kavram diyemeyiz. O zaman cevabımız A. B'ye bakalım. Çakmak ile oynamak tehlikelidir. Tehlikelidir yüklemiz. Çakmak çakmamak diyebiliyoruz. Diyebiliyoruz hocam. Çakmak çakmamak diye bir şey yok evladım. Oradaki çakmak yani işte yumruk çakmak manası değil ki. Buradaki çakmak bildiğimiz işte böyle ateş yakarken kullandığımız çakmak. Bu artık kalıplaşmış bir isim. Oynamak oynamamak diyebiliyoruz. Ama çakmak kelimesi için bunu yapamıyoruz. Dolayısıyla bu kalıplaşmış. Çocukken uçurtma uçururduk. Uçurtmama uçururduk diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Bu da kalıplaşmış. Annem çok güzel dolma yapar. Dolma, dolmama diyebiliyor muyuz? Dolmama diyebiliyoruz. Hayır bak, zeytinyağlı dolmayı, zeytinyağlı... Annem dolmama yapar. Öyle bir şey olamaz Tonguç'um. Dolayısıyla bu kalıplaşmış bir isim. Bu kalıplaşmış bir isim, bu kalıplaşmış bir isim. Ama A seçeneğinde kalıplaşmış bir isim yok. O yüzden cevabımız A seçeneği. Hemen başka bir soruya bakıyoruz. Sen de videoyu durdurup bu soruları cevaplayabilirsin Tonguç evladım benim. Hocam ben sıfat filmi, isim filmi yoksa şey filmi, zarf filmi nasıl anlayacağım hocam? Şöyle anlayacaksın. Bak şimdi cümlenin içerisinde önce yüklemi buldun. Sonra geriye kalan sözcüklerden şeylere bakıyorsun, nedir onun adı? Mame ile olumsuz yapılabilen kelimelere bakıyorsun. Mame ile olumsuz yapılabilen kelimelerden baktık diyelim ki burada bir tane bir kelime var. Bir tane daha bir kelime var. Bunlar fiilimsi. Şimdi fiilimsi olduğunu görünce ha diyeceksin ki bunlar acaba sıfat fiil mi, zarf fiil mi? Şöyle yapacaksın. Diyeceksin ki kardeşim bu ikisi de fiilimsi. Bu yeşil de fiilimsi. Bu mor da fiilimsi. Ama biri yeşil, biri mor. Yani biri isim, biri sıfat fiil, bir tanesi veya zarf fiil. Ne yapacaksın biliyor musun? Önce isim fiile bak. Çünkü isim fiilin ekleri çok kolay. Ma-yış-mak. Eğer bu eklerden birini aldıysa isim fiildir. Hiçbirini almadıysa o zaman bu sefer de İkinci bakacağın ek tarzı şu olsun. Anası... Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Annesi manasında. Mezar dik
Ecekmiş. Allah rahmet eylesin. Yani yapacak bir şey yok. Mekanı cennet olsun. Şimdi bunu da bulduktan sonra Tonguç'um, buna bulamazsan gerisi zarf fiili. Demek ki bak, isim fiille başlıyorsun. İsim fiilin eklerini bulduysan oh ne güzel. Yoksa sıfat fiil ekleriyle bakıyorsun. Bunu da bulamazsan geriye kalanlar zaten zarf fiil oluyor. Ve şunu asla unutma. Zarf fiiller, yani şu eklerden herhangi birini almayan zarf fiiller, yükleme sorulan ne zaman veya nasıl sorusuna cevap verir. Dolayısıyla ekleri bulman yeterli. Şimdi bakalım. Hangisi sıfat fiili kullanılmış oluyor? Gözyaşlarına akıta akıta koşuyordu. Yüklemimiz koşuyordu. Çünkü olmazsa olmaz kelimemiz koşuyordu. Geriye kalan kelimelerden akıta akıta fiil misiniz? Peki akıta akıta mayışmak eki almış mı? Almamış. Anası mezarlık ecek mi çeki almış mı? Almamış. O zaman tamam, bu zarf fiilmiş. O zaman buraya ZF yazıyoruz. Bitti gitti bak. Yöntemimiz bu kadar. Hocam ben okudum aynı şeyi. Almış diyorum hocam. Almış veya almamış gibi. İkisi de hoca anlayamıyor. Evet, aferin evladım diyor. Beni kandırdı mı? Almış diyorum hocam. Hocam almamış dedim diyorum. Yani yanlış var ya çıkarsa... senden korkuyorum. Ben de şey yapardım. Burada bir itiraf oldu. Madem bugün herkes itiraf ediyor. Şimdi İngilizce'de true false vardır. Bir T vardır. Bir de F vardır. Ben şöyle yapardım bak. Şöyle yapardım, tamam mı? Şöyle. True'ya da benziyor, false'a benziyor. Hocalar da her zaman doğru işaretmek ister. Yani. Ama geçeyim gideyim ister. Yani yanlışı düzeltmek istemez. Bu T gelirse T'yi de F olsa F de okuyordu hoca. Böylece hepsini doğru yapmış kabul ediyor. Vay be hocam, çok iyi şeymiş gerçekten de. Evet gerçekten bu... Doğru yanlış da bunu yapabilen aşk olsun. Evet gerçekten Türkiye'nin en büyük eğitim kurumunda böyle taktikler vermemiz kötü oldu. Şimdi gel, sararmış yüzünde derin bir hüzün vardı. Vardı yüklemimiz, sonra geriye kalanlardan sararmış sararmamış diyoruz. Peki sararmış mayışmak eki almış mı? Almamış. Peki anası mezar dikecek mi şeki almış mı? Almamış. Evet ne diyorsun Tokuz ya? Mış anası mezar dikecek mi şeki almış? O zaman burada sıfat fiil var diyoruz ve cevabımız bursa oluyor. Şuna bakalım. Derin derin iç çekerek bir köşeye büzüldü. Büzüldü yüklemimiz. İç çekerek çekmeyerek. Çekerek de mayışmak eki yok. Anası mezar dikecek mi şeki yok. Erek eki var. Dolayısıyla bu da yine zarf fiil. Hızla koşup kaçmak istedi oradan. Şimdi istediği yüklemimiz. İstediği kapattık. Koşup koşmayıp. Anası mezar dikecek mi şeki almamış. O zaman sıfat fiil değil. Kaçmak, mayışmaktaki makekini almış, o da isim fiil. Dolayısıyla burada bir zarf fiilimiz var. Burada bir isim fiilimiz var. Yine sıfat fiilimiz yok. O yüzden cevabımız sadece... Bayılıyorum bu arada böyle sorular hocam. Bunlar yeni nesil mi hocam? Bunlar yeni nesil. Esasında yeni nesil Türkçe soruları daha kolay oldu. Mesela eskiden matematik soruları biraz normaldi. Yeni nesili biraz zor oldu. Uzattılar. Ama yeni nesil Türkçe soruları daha kolay oldu. Niye biliyor musun? Beceri temelli ne demek hocam? Beceri temelli kastı da şu. Diyor ki kardeşim ben zaten sana sorunun bilgisini veriyorum. Sen sadece bu kadar uzun bir soru görünce korkma. Sorudaki üst... Beceriksizlik yapma. Beceriksizlik yapma. Sonra da rahat rahat yap diyor. Tabii burada şu çok önemli Tonguç'um. Burası çok çok önemli. Bunlar Türkçedeki dil bilgi soruları için geçerli. Birazdan anlam bilgisinde işte sözel mantık, görsel yorumlama soruları var. Onlar gerçekten böyle sadece test çözen çocukların yapamayacağı seçicilikte oluyor. Hocam o zaman beceri temelli soruları yapamazsak beceriksiz miyizdir biz? Hayır. Sen her zaman beceriklisin, her zaman akıllısın. Sadece o soruda yanlış yapmışsındır. Sonradan hatanı düzeltip netlerini artırabilirsin diyoruz. Tebrik ediyoruz. Hadi bakalım şimdi diğer konumuza geçelim Tonguç'um. Evet Tonguç, şimdi geldik büyük resme, tekrar geri döndük. Filmsiyi bitirdik. Gerçekten önemli bir konu dedik. Mutlaka çıkıyor dedik. Zaten cümle öğelerini anlayabilmemiz için de filmsiyi bilmemiz lazım. Şimdi cümlenin öğelerinde temel öğeler, yardımcı öğeler, vurgu ve ara sözü görüyoruz. Burada temel öğelerden soru çıkma ihtimali çok daha fazla. O yüzden buraya 4 yazıyorum Tonguç'um. Ama diğer kısım hakkında yardımcı öğelerden biraz daha düşük bir ihtimalde soru geliyor. 3. Fakat yardımcı öğeleri bilmeden de tüm soruyu doğru yaparım ben, konuyu bitirdim diyemiyorsun. Vurguya baktığımızda yine soru çıkma ihtimali az. 3. Ara sözden çıkma ihtimali baya baya düşük. O yüzden buraya da 2 yazıyorum. Yani çıkma ihtimalinin yani hiç çıkmaz demeyelim. Belki sorunun içerisinde çeldiriciler de verebilirler. Ama diğer öğelere göre az. Dolayısıyla biz cümle öğeleri konusunun gel şimdi ayrıntısına girelim. Konuyu bir öğrenelim bakalım neymiş. Tamam hocam. Cümle öğelerinde temel öğeler, yardımcı öğeler, vurgu ve ara sözü görüyoruz. Öyle demek hocam. Öyle demek esasen parça demek. Yani mesela bak, benim elime baktığımız zaman parmaklar var, işte avuç içim var. Aynı cümlenin de belli parçalar var. Yüklemi var, öznesi var, nesnesi var. Gel bakalım bunu tekrar edelim. Zaten bunlarla alakalı videolarımızı öğrenmiştik. Ben en çok dolaylı nesneyi seviyorum hocam. Dolaylı nesne diye bir şey yok Tonguç'um. Yer tamlayıcı diye bir şey var. Orada dikkat etmemiz lazım. Burası önemli. Şöyle biraz gidelim. Şöyle biraz kaldıralım. Evet. Alttaki bak çerçevemiz çıkması lazım. Şimdi öncelikle taktiklerimizi bilelim. Birincisi yön tabelasını izlemelisin. Yani yönt. Bak önce yüklemi bulman lazım Tonguç evladım benim. Sonrasında özneyi, ardından yön yani nesneyi, sonra da diğer öğeleri tamlayıcıları bulman lazım. Yöntemimiz bu. İkincisi bütün soruları yükleme soracaksın. Yani kim,
Ne, neyi, nerede, nereden? Bütün soruları yüklemesi. Bir insanın üstüne bu kadar gelinmez ki. Gelmek zorundayız. Evet, gerçekten. Yüklenmeyin yüklemin üzerine. Yüklemin üzerine yüklenmemiz gerekiyor. Çünkü niye? Yüklemin cevap veremediği soru öğe olmuyor. Öğe bulurken neyin, kimin sorularını asla kullanmıyoruz. Mesela neyin, kimin diye bir soru sorduysan muhtemelen tamlamayı bölmüşsündür. Bu yüzden de hata yaparsın. Mesela şöyle düşün. İşte Ali'nin saati kayboldu diyelim. Tamam, bu cümleyi öğeden ayıracaksın. Öğrenci genelde şöyle ayırır. Kayboldu yüklem. Neyi kayboldu? Saati. Belirtili nesnefe. Hayır. Önce özneye geçeceksin. Kayboldu yüklem. Kim kayboldu? Cevap yok. Ne kayboldu? Ali'nin saati kayboldu. Özne diye bitireceksin. Ali'nin saati kayboldu. Özne diyeceksin. Eğer önce nesneyi bulsaydın şöyle yapsın. Kayboldu. Neyi kayboldu? Saati. Belirtili nesne. Kimin saati? Ali'nin. Özne. Bu o zaman hata yapmış olurdun. Burası hata olur Tonguç Helal'in. Dolayısıyla önce yüklem sonra özne. Neyin kimin soruları kullanılıyor. Deyimler. İşte burun kıvırmak, gözüne girmek, kalbini kırmak, tamlamalar, sınıfın kapısı, kardeşimin çantası, birleşik fiiller, hissetmek, hissetmek zaten bölünmez ama işte terk etmek, mutlu etmek, hak etmek bunlar asla bölünmüyor Tonguç'um. Ve fiilimsi içeren kelime gruplarına da dikkat ediyoruz. Buradaki mantığımız da şuydu, bunu bir kez daha göstermek istiyorum. Mesela Tonguç diyelim, tamam mı? Yarın arkadaşını sinemaya götürecek. Hep aynı örneği veriyoruz ki aklına iyice kalsın. Sınavda buna benzer bir şey çıktığı zaman sakın kaçırma. Şimdi cümlemizin yüklemi belli. Götürecek yüklem. Kim götürecek? Tonguç. Ne zaman? Yarın zar tamlayıcısı. Kimi? Arkadaşını belirtilen nesne. Nereye? Sinemaya yer tamlayıcısı. Tamam, bunu biliyoruz. Ama sınavda asla karşımıza böyle bir soru gelmez. Sınavda karşımıza şöyle bir soru gelir Tonguç'un. Der ki Tonguç'un yarın arkadaşını devam ediyorum. Sinemaya, bak içerisine bir fiilimsi ekliyor şimdi cümlenin, götüreceğini, bak buradaki fiilimsi gördüğün zaman zaten rahatlarsın. Fiilimsel önemli demiştim ya, götüreceğini duydum der. Şimdi sen bir kere şunu bileceksin, yüklemimiz duydum, tamam. Kim duydu? Ben duydum. Yani Tonguç'un duydum diyemezsin. Kimin duydum? Tonguç'un duydum. Böyle bir şey olmaz. Kim duydu? Ben duydum. Ne zaman duydum? Yarın duydum diyemezsin. Yarın duydum diye bir şey olmaz ki. Yarın duyacağım olur. Arkadaşını duydum, anlamsız. Sinemaya duydum, anlamsız. O zaman burada diyeceksin ki burası bir bütündür ve ben bu bütünü asla bölemem. Eğer bölersem hata yaparım diyeceksin. Niye? Çünkü burada bir filmsi var. Filmsin oluşturdu. Yan cümle bölünmez. Zaten bunun mantığını esası biliyor musun Tonguç? Tonguç'un götüreceğini, sınıfın kapısını, ının ısını dediğin zaman hemen rahatlıkla bulabiliyorsun. Şimdi yüklem en temel öğedir dedik. Yüklem ya çekimli fiil ya da ek fiil almış bir isim olabilir. Hava soğuk. Soğuk yüklem. Ali eve gidiyor. Gidiyor yüklem. Çocuklar hatalarını kabul etti. Kabul etti yüklem. Mağaza yolun kenarındaydı. Yolun kenarında yüklem. Peki yolun kenarındayı niye bütün olarak aldık? Çünkü bak yolun kenarı. Sınıfın kapısı gibi tamlama. Özneye baktığımızda ise ne ve kim sorularını soruyoruz? Soğuk. Ne soğuk? Hava soğuk. Gidiyor. Kim gidiyor? Ali gidiyor. Kim hatalarını kabul etti? Çocuklar. Ne yolun kenarındaydı? Mağaza. Kim ve ne sorularıyla da özleyebiliyoruz. Yardımcı öğelere baktığımızda şimdi burada belirtili nesnenin temel mantığı şu. İyi ekini bilmemiz lazım. Çünkü iyi ekini çok seviyoruz. Niye? Bak neyi, kimi sorularını sormamız lazım. Ahmet kitap okudu. Bana ne? Bu belirtisi nesne. Ahmet'i kim okudu? Ahmet'i kim okudu? Ahmet'in canını okudu. Hayır, ne diyorsun? Sen, Tonguç, kafamı karıştırıyorsun. Ahmet neyi okudu? Kitabı okudu dediğimize bak. Neyi? Kitabı bı. Yani iyili ığlı sorulara, iyili ığlı cevapları görünce diyeceksin ki bu rezillik. Yani belirtili nesne. Belirtisi nesne ise belirtisi. Hiçbir şey belirtilmiyor. Mesela Ahmet kitap okudu. Herhangi bir kitap yani. Hani birinde kitabı okudu. Hani var ya o kitap, hani bahsettiği kitabı okudu. Diğerinde ise kitap, herhangi bir kitap okudu oluyor. Dolayısıyla bu sadece ne sorusuna cevap veriyor, belirtisi oluyor. Dolaylı tümleç, yani diğer bir deyişle yer tamlayıcısında ise Tonguç'um şuna dikkat etmemiz lazım. Burada ED'den eki almış sorulara dikkat edeceğiz. Kime verdi? Ali'ye. Nerede çalışıyor? Odada. Nereden sesler geliyor? Sokaktan. Bunlar yer tamlayıcısı oluyor. Zar tamlayıcısında ise ne zaman, ne kadar, nereye ve niçin, nasıl sorularını soruyoruz. Ne zaman çok okurdu? Gençliğinde. Ne zaman görüşürüz? Akşama. Nereye indi? Aşağı. Ne kadar okurdu? Çok. Bunların hepsi zarf tümleci, yani zarf tamlayıcısı oluyor. Vurgu yükleme en yakın olan öyle de. Babam bizi dün götürdü. Nereye? Müzeye bak. Yükleme en yakın olan müze olduğu için burada vurgulanan yer tamlayıcısı olmuş olur. Ama şöyle deseydi. Babam bizi müzeye dün götürdü deseydi o zaman zarf tamlayıcısı vurgulanmış olurdu. Babam dün müzeye bizi götürdü deseydi belirtili nesne vurgulanmış olurdu. Bizi dün müzeye babam götürdü deseydi o zaman da özne vurgulanmış olurdu.
Ara söz ise bir öğe açıklar veya bağımsızdır. Bu yazar Sait Faik, Türk öykücülüğünün yüz akıdır dediğimizde Sait Faik yani özneyi açıklamış. Kışın buraya çok kar yağar. Tamam. Kışın, kış mevsimini hiç sevmem. Buraya çok kar yağar diyor. Şimdi burada bu ara söz herhangi bir öğenin açıklayıcısı değil. Şimdi o zaman hemen seçili sorularımıza başlayalım. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yanlış gösterilmiştir diyor. Bakalım açıklamaya bakalım. Özne yüklemi bildirdiği işi yapan, yüklemi bildirdiği durumu üzerine alan öğedir. Tamam. Nesne ise cümlede özneni yaptığı eylemden etkilenen öğedir. Oya çiçekleri suladı. Tamam. Oya özne, suladı yüklem, çiçekleri nesne. Cümlesinde sulama eylemini gerçekleştiren oyadır ve cümlenin öznesidir. Kim suladı? Oya. Oyanın sulama eyleminden, şurada kesme işaretiyle ayıralım, etkilenense çiçeklerdir. Ya bunları okumamıza gerek yok ki. Biz zaten biliyoruz nesnenin ne olduğunu. Bakalım şimdi. Okul panosundaki etkileyici yazıyı Ayşe yazmış. Yazmış yüklem. Kim yazmış? Ayşe özne. Ayşe neyi yazmış? Okul panosundaki etkileyici yazıyı. Burada nesne var. Nesne doğru gösterilmiş. Turistler bu güzel kentin tarihi yerlerini geziyor. Geziyor yüklem. Kim geziyor? Turistler özne. Nereyi geziyor? Neyi geziyor? Bu güzel kentin tarihi yerlerini. Burada da nesne doğru açıklanmış. Kokusuna hayran olduğumuz çiçekler doğayı güzelleştirir. Güzelleştirir yüklem. Kim güzelleştirir? Cevap yok. Ne güzelleştirir? Kokusuna hayran olduğumuz çiçekler. Aa, burada özne. Neyi güzelleştirir? Doğayı güzelleştirir. Bak burada doğanın altını çizmemiş. Nesnenin altını değil, öznenin altını çizmiş. O yüzden cevabımız Ceyhan. Çünkü nesne yanlış gösterilmiş. Bu saatte hiçbir yerde açık dükkan bulamazsın. Bulamazsın yüklem. Kim? Sen bulamazsın. Ne bulamazsın? Açık dükkan yani belirtisi nesne. Bu da doğru gösterilmiş. O yüzden cevabımız Ceyhun seçeneği. Şimdi geldik yeni, heyecan verici, sıra dışı ve akıl dolu bir soruya. Bordo belirli midir hocam bunu yapan? Bunu yapan Bordo Bereli diyebiliriz. Niye? Çünkü bu tarz sorularda birazcık kafa karıştırıcı. Böyle dolaylı türmeç demez, yer tamlayıcısı der, yer tamlayıcısı demez, dolaylı türmeç der. Üste bilgi verir ama esasında sana yardımcı olmak istemiyordur. Tamlamaları karıştırır, dikkatli olmak lazım. Şimdi okulun hangisi yer tamlayıcısı yoktur diyorum. Okulun karşısına kırtasiye yeni kalemler gelmiş. Gelmiş yüklem. Ne gelmiş? Yeni kalemler özne. Nereye gelmiş? Okul karşısındaki kırtasiye. O zaman burada yer tamlayıcısı var. Bu doğru. Çocuklar bugün dağın zirvesindeki eski kaleye tırmandı. Tırmandı yüklem. Kim tırmandı? Çocuklar özne. Nereye tırmandı? Dağın zirvesindeki eski kaleye. Ne zaman? Bugün tırmandı. Bugün zar tamlayısı. Dağın zirvesindeki eski kalede yer tamlayısı. Yer tamlayısı burada var. Geçen hafta aldığı aracın motorundan garip sesler geliyordu. Geliyordu yüklem. Ne geliyordu? Garip sesler geliyordu özne. Nereden? Geçen hafta aldığı aracın motorundan geliyordu. Burası da yer tamlayısı. Burada şu çok önemli Tonguç evladım benim. Geçen haftaya sakın sakın zar tamlayısı deme. Çünkü geçen hafta gelmiyor ses. Arabayı geçen hafta almış. Yani geçen hafta geliyordu zar tamlayısı. Hayır, ses geçen hafta gelmiyor. Arabayı geçen hafta almış. Ona dikkat et. Mağazadaki elbisenin en güzelini sen almışsın. Almışsın yüklem. Kim? Sen almışsın özne. Neyi almışsın? Mağazadaki elbisenin en güzelini. Bu da belirtilen nesne. Ama nereye almışsın? Nerede almışsın? Nereden almışsın? Kime? Kimle? Kimden? Bunların hiçbirine cevap veremezsin. Hiçbirisi umurumda değil hocam. Hiçbirisi umurumuzda değilse o zaman yer tamlayısı yok diyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bu konuyu da bitirdik. Diğer konuya geçelim. Evet, şimdi geldik yazım kurallarına Tonguç'um. Yazım kuralları en önemli konu. Niye biliyor musun? Kural mural yoktur. Hayır, saçmalama. Kurallar çiğnenmek içindir. Saçmalama, öyle bir şey yok. Yazım kuralları sadece LGS'de değil, sadece okul yazılarına değil, sadece ileride gireceğin üniversite sınavlarında ya da başka başka sınavlar değil. Günlük hayatında normal arkadaşlarınla WhatsApp'ta, Instagram'da ya da normal SMS'le mesaj açırken de çok önemli. Eğer tuvalette bile işe yarıyor hocam. Saçmalama. Tuvalet yazılarında yazım kurallarına dikkat etmiyorlar hiç. Yani tabii o da önemli. Oradaki yazım kurallarını... Bir tane Tosun diye bir çocuk var gerçekten çok... Saçmalama. Saçma zaman yazılar yazıyor. İşte yazım kurallarına dikkat etmiyor hocam tuvaletlerde. Tonguç'um ne yapıyorsun? Allah'ım yarabbim. Şimdi bak burada çok önemli. Oradaki yazım hatalarını düzeltmeniz Tonguç. Lavaboda bile olsa düzelt ve aynı zamanda... Günlük hayatta da arkadaşların sana mesaj attığında eğer yazım kurallarına dikkat etmiyorsa düzelt. De ki ben LGS öğrencisiyim. Lütfen yaptığınız hataya dikkat edin. Saçma sapan hatalar yapmayın, bunu düzeltin de. Şimdi gelelim bizim konumuza. Yazım kurallarında kaç soru geliyor? Mi, ki ve D'nin yazımıyla alakalı genellikle sınav komisyonu öğrenciler buna çalıştığı için soru çıkma ihtimali birazcık ortalarda tutuyor. Yani 3 tutuyor. Ama büyük harfleri genelde öğrenciler karıştırıyor. Ve baktığımızda sınavlarda en fazla buradan yani %80 soru geldiğini görüyoruz. Bitişik yazım, ayrı yazım öğrencilerin karıştırdığı kısımlar. O yüzden buralarda soru çıkma ihtimali yine büyük harflere göre daha az olduğunu düşünüyoruz. Şimdi gel konunun detaylarını tekrar edelim ve beraber Bordo Bereli soru çözelim Tonguç. Geldik Türkçenin en önemli konusuna Tonguç'um. Mi, ki, de'nin yazımı, büyük harflerin kullanımı, bitişik yazılanlar ve ayrı yazılanların... Mi, ki, de. Mi, ki, de. Evet, yazım kurallarını güzel bir şekilde tekrar edelim. Sonrasında yeni nesil beceri temelli sorularımızı çözelim. Gel bakalım yazım kuralları. Birincisi de. De'nin taktiği çok basit. Cümleden çıkarılabiliyorsa bağlaştır ve ayrı yazılır. Çıkarılamıyorsa ektir, bitişik yazılır. Bakalım şimdi. Bu kitabı ben okudum diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman ayrı yazılır.
Ben bu kitap var. Ne diyorsun ya? Böyle bir cümle olmuyor. O zaman bu bitişik yazılır. Bu kadar basit. Ki'de ise ki'den sonra ler getirilebiliyorsa bitişik, getirilemiyorsa ayrı yazılır. Mesela masadakiler kitabı kim aldı? Pardon, masadakiler diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bitişik yazılır. Peki anladım kiler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman bu ayrı yazılır. Demek ki D'de cümleden çıkarma yöntemini uyguluyoruz. Ki'de ise kelimeden sonra lerik getiriyoruz. Masadakiler diyebiliyoruz bitişik. Anladım kiler diyemiyoruz ayrı. Mi ise hep ayrı yazılıyor. Yani dersen düzenli çalışıyor musun? Şirin mi şirin bir çocuktu? Tatlı mı tatlı bir işte bebek? Bunların hepsinde mi ayrı yazılıyor. Fakat şuna dikkat et, sana şöyle bir şey sorabilirler. Mesela niçin buraya gelmiyor der. Böyle saçma sapan bir ayrım yapar. Sen de aa mi ayrı yazılır deme sakın. Buradaki mi olumsuzluk olan mi burada soruyor, niçin soruyor. Sakın sakın böyle bir tongoya düşme. Gelelim sayılara. Sayılar daima ayrı yazılıyor Tonguç. Bunu bileceksin. Ve kısaltmalara baktığımızda ise harf harf okunan kısaltmalara ek son harfe göre getiriliyor. Mesela TDK'nin diyorsun. Bak buraya bir yıldız koyuyorum. Yani TDK'nın demiyorsun veya Türk Dil Kurumu'nun demiyorsun. Açılımına göre değil. Son harfe göre getiriyorsun Tonguç. TÜBİTAK'ın diyorsun. Ama kelime gibi okunan kısaltmalarda ek kelimenin tam halini okunuşa göre geliyor. Mesela diyelim ki Aselsan, burada Aselsan'ın diyebilirsin. Aselsan'ın falan demene gerek yok. Büyük harflerin kullanıldığı yerlere baktığımızda ise cümle ve dizilerin ilk harfi, özel adlar, takma adlar, unvan, saygı, rütbe bunlar hep büyük harfle yazılacağını biliyoruz. Bak Van Gölü'nün G'si büyük, Taksim Meydanı'nın M'si büyük, Batılaşma Tanzimat dönemi derken T büyük, D büyük. 18 Nisan Salı günü derken N büyük, S büyük. Anneler gününün G'si büyük. İlk çağ, orta çağ derken Ç'ler büyük. Bunları bilmemiz lazım. Bitişik yazılanlara baktığımızda ses olayı varsa bitişik. Hissediyorum derken bitişik yazılıyor Tonguç'um. Şükrediyor derken Ü düşmüş, bitişik yazılıyor. Affediyor derken F türemiş, bitişik yazılıyor. Zannediyor derken N türemiş, bitişik yazılıyor. Burada şu önemli. Eğer ses olayı yoksa ayrı yazılıyor. Fark etti, ayrı yazılıyor. Terk etti, ayrı yazılıyor. Hak etti, ayrı yazılıyor. Niye? Bunlarda herhangi bir ses olayı yok. İkinci kelimede anlam değişmesi varsa bitişik yazılıyor. Fil dişi boya çok yakışmış. Bunun dişlemişle alakası kalmadı ki. O zaman bitişik yazılıyor. Ama ikinci kelimede anlam değişmesi yoksa ayrı yazılıyor. Yemekten sonra maden su içti. Su hala su. O zaman bu ayrı yazılıyor. Ama fil diş derken anlam değişmesi var. O zaman bu tabii ki bitişik yazılıyor. MPRS ile yapılan pekiştirmeler bitişik yazılıyor. Masmavi gökyüzü, sapsarı, bembeyaz, yemyeşil bunlara bitişik yazılıyor. Ama ikilemeler daima ayrı yazılıyor Tonguç. El ele, göz göze, art arda, baş başa bunlar daima ayrı yazılıyor. Şimdi gel bakalım yeni nesil beceri temelli bir soru çözelim seninle birlikte Tonguç. Şimdi hocam zor bir soruya benziyor bu gerçekten. Evet, seçici soruları esasında biz böyle yeni nesil beceri temelli diyoruz. Ama Türkçe'de şöyle bir avantajımız var Tonguç'um. Yeni nesil sorularda üste bilgi veriliyor. Yani esasında Milli Eğitim Bakanlığı soruları birazcık uzattı. Hiçbir işe yaramıyor ki o bilgiler hocam ya. Olur mu? Yarıyor. Niye biliyor musun? Bazı sorularda gerçekten hiçbir şey bilmesen bile oradaki örnekler, açıklamalara bakaraktan soruyu doğru yapabiliyorsun. Bakalım şimdi. Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir. Yer kıta adları büyük harfle başlar demiş. Uyarı özel adı dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde ve sözcükler küçük harfle başlar demiş. Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar demiş. Ve sonra da bu kurala göre cümlenin hangilerine yazım yanlış yapılmıştır demiş. Eskiden nasıl yapıyordu? Bunu hiç vermiyordu. Diyordu ki hangisi yazım yanlış yapılmıştır diyor. Bu sefer bize bilgiyi de veriyor. Şimdi arızayı onarmam için bana İngiliz anahtarı lazım demiş. Şimdi bak arızayı onarmam için bana İngiliz anahtarı lazım. Burada neyi görüyoruz? Burada herhangi bir sıkıntı yok. Zigana geçidi Trabzon Gümüşhane Karayolu üzerindedir. İstanbul'un Üsküdar ilçesi gibi bir okula gidiyorum abi. Üsküdar ilçesinin iyisini niye bir kere büyük yazıyoruz? Orası küçük olacaktı. Dolayısıyla A seçeneğini, B seçeneğini elememiz lazım. Niye? Üç cevaplarımız için olacak. Fırtına yüzünden Çanakkale Boğaz gemi trafiğine kapalı. B büyük yazılacak. Oradan burada da hata yok. İkideki hataya bakalım. Zigana geçidi diyor. Sen burada bak. Göl, dağ, boğaz yani geçit. Burada büyük yazması lazım ama yazmamış. O yüzden cevabımız Ceyhun seçeneği diyoruz. Geldik başka bir soruya. Bu metinde yazım kurallarından hangisine uyulmamıştır diyor. Bak yine beceri temelli yeni nesil soru. Buraya yazıyorum. BTS yani beceri temelli soru. Şimdi bazı güzellikler vardır ki hiç unutulmaz. Yeşilçam'ın neşeli yüzleri gibi. Gece gündüz fark etmez. Evimize doğan güneş gibidiler onlar. Ayrı ayrı her birinin yüzüne beliren gülümseme. Hep birlikte attıkları şen kahkahalar. Hayatın sıkıntıları içinde bunalan herkesin dünyasını bir süreliğine de olsa... bak burada D'yi niye ayrı yazın ki? Bir süreliğine olsa rahatlatır diyebiliyorsun. Niye bitişik yazdın sen?
Bu D ayrı yazılmalıydı. O zaman D'nin yazımıyla alakalı bir hata yapılmış. Bağlaç olan D ayrı yazılır ifadesine uyulmamış. O yüzden cevabımız Denizli. Peki ikilemeler ayrı yazılara uymuşlar mı? Uymuşlar. Niye bak? Gece gündüz ayrı yazılmış. Ayrı 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 yazılmış. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Vardır kiler diyemiyoruz. Ayrı yazmış. Sıkıntı yok o zaman. Kurallı bileşik fiiller bileşik yazılır. Bakalım. Ne var bakalım? Gülümseme. Beliri vermek. Beliri vermek. Yapabilmek. Gide durmak. Bunlar kurallı bileşik fiil. Bu da bileşik yazılmış. O zaman kurallara uymuşlar. Ama bağlaç olan D'de ayrı yazıları bitişik yazdıkları için süreliğine de olsa rahatlatır diye ayrı yazması gereken bitişik yazdığı için maalesef kurala uyulmamış. Şimdi yazım kurallarını bitirdik. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz Songucuğum. Noktalama işaretleri de Türkçenin ikinci en önemli konusu. Oh be, bitiriyoruz sonunda evet, ya. Evet, gerçekten fiilimsi cümle öğelerini yazım kurallarını bitirdik. Şimdi noktalama işaretlerini bitirip Türkçenin bilgiye dayalı birinci önemli konularını bitiriyoruz. Bundan sonra zaten bol bol soru çözmeye dayalı. Peki noktalama işaretleri... Bundan sonra zaten boş. Ne diyorsun Tonguç, saçmalama. Bundan sonra en çok soru gelen kısım. Yani 10, 12, 14 yani neredeyse 14-15 sorunun geldiği kısım esas aşağıda. Esas çalışman gereken kısım aşağıda. Burası biraz daha çalışması kolay ama bilgi gerektiren kısımlar. Burada nokta, virgül, noktalı virgül ve diğerlerini görüyoruz. Burada virgüle direkt 5'i çakıyorum Tonguç'um. Niye biliyor musun? 5 yani %100 virgülden soruyor Milletin Bakanlığı. Virgül bilmiyorsan sınava giremiyorsun yani. Merhaba. Sen kimlik numara olmadan sınava girebilir misin? Merhaba, bu benim kimliğim. Tamam, girebilirsin. Merhaba, ben virgülü biliyorum. Tamam, o zaman girebilirsin diyor. Virgülü bilmiyorsan çok çok önemli. Sonra noktadan da soru gelebiliyor ama daha az. %40, %60. Noktalı virgül gene daha az. Diğerlerinden de soru gelme ihtimali %30. Yani 2'ye kadar denk geliyor. Dolayısıyla burada virgülü en ince detayına kadar bileceğiz. Ama diğerlerini de tabii ki bileceğiz. Hadi gel konumuza geçelim Tonguç. Noktalama işaretlerinde nokta, virgül, noktalı virgül ve diğerleri demiştik. Virgülün çok önemli olduğunu söylemiştik. Hemen başlayalım. Şimdi birincisi nokta cümlelerin ve bazı kısaltmaların sonunda kullanılıyor. Bunu zaten biliyoruz. Mesela cümleyi bitirince sen mutlaka sona nokta getirmen lazım. Sayılardan sonra sıra bildirmek için birinci, ikinci, üçüncü derken. Tarihlerin yazılışına gün ve ay yılı ayırmak için. Mesela işte 23 Nisan 1920 derken. Saat ve dakika gösteren sayıları ayırmak için. Burada zaten 22.30 dediğimizde saatleri ayırmak için nokta koyduğumuzu biliyoruz. İki nokta koymayacağız. Virgül en önemlisi dedik. Zaten birazdan virgülle alakalı sorularımız gelecek. Örnek sorulara baktığımızda da Milletin Bakanlığı'nın virgüle birazcık ayrımcılık yaptığını, virgüle biraz torpil geçtiğini, virgülü çok sevdiğini görüyoruz. Eş görevli kelime ve kelime grupları arasında kullanıyoruz. Domates, patates, limon. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra adamın sözünü aldın, tanık gösterme yapıyorsun, virgülü kullanabiliyorsun. Sıralı cümleleri birbirine ayırmak için virgül kullanıyoruz. Ara sözlerin başına ve sonunda virgül kullanıyoruz. Bunu zaten sorularla pekiştireceğiz. Noktalı virgül ise virgülün daha karizmatiği. Yani virgülün gücünün yetmediği yerde noktalı virgül diyor ki kardeş bir çekil bakayım sen çekil ben geleyim. Kardeş sakin ol sen bakayım. Sen bir sakin ol diyor giriyor, onu da birazdan göreceğiz. Virgülle ayrılmış tür veya takımları ayırmada noktalı virgül kullanıyor. İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmada noktalı virgül kullanıyor. Mesela şöyle düşün. Şöyle iki tane cümle var, buraya virgül geliyor. Burada zaten virgül varsa o zaman buraya noktalı virgül geliyor. Çünkü noktalı virgül daha karizmatik virgül. İki nokta örnek verilecek cümlenin sonunda ve açıklama yapılacak cümlenin sonunda kullanılıyor. Şunu unutma Tonguç'um. İki noktadan sonra büyük harf başlayacak diye bir zorunluluk yok. İki noktadan sonra eğer cins isimler geldiyse, cümle değerinde bir cümle ifade yoksa küçük harfte başlayabilir. Üç nokta anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonunda kullanılıyor. Kaba sözlerin, yazılmak istenmeyen atlanan bölümlerin yerine de biz üç nokta kullanabiliyoruz. Diğer noktalama işaretlerine baktığımızda soru işareti soru anlamı taşıyan cümleler ve ifadelerin sonunda kullanılıyor. Bilinmeyen bilgilerde. Ünlem işareti zaten çok kolay, duyguları anlatıyor. Kısa çizgi satıra sığmayan kelimeler bölünürken ara söz ve ara cümleler ayırmak için aynı virgül gibi yine kısa çizgide kullanabiliyoruz. Ve, ila, den, e anlamlarını vermek için. Uzun çizgi konuşmalarda böyle tiyatrolarda bilhassa. Eğik çizgi tarih sayıları ayırmak için veya eklerin farklı biçimlerini göstermek için. Tırnak işareti aktarılan sözleri belirtmede. Vurgulamak istenen sözleri belirtmedi. Kesme işareti özel adlara getiren çekim ekten ayırmak için. Bak çekim eki yalnız. Ona dikkat et. Mesela Ankara'dan derken ayırıyorsun. Ama Ankaralı derken ayırırsan skandallara yol açar. Asla böyle yaşamaman lazım. Hatta bu yüzden Türkçenin böyle yazıldığını bilmen lazım. Herhangi bir kesme işareti ayırmıyoruz. Kısaltmalara, sayılara, belli tarihlere getiren ekten ayırmak için yine biz mesela 1935'te derken ister istemez kesme işaretini kullanıyoruz. Yay ayraçta cümle dışında kalan ek bilgiler için kullandığımız bir şey. Şimdi gel bakalım üzerinde bilginin verildiği yeni nesil beceri temelli birkaç soru çözelim. Şimdi diyor ki bu parçada kurallarından hangilerinin örneği vardır? Üsküp tarihi günümüze taşıyan muhteşem bir şehir. Tamam güzel. Muhteşem bir şehir dedi ve duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna ünlem işareti konurun bir örneğini verdi. Bak o zaman burada birinin örneği var. Tamam. Şuraya bir yazalım. Şöyle I kullanılmış burada. 1392'den 1913'e kadar Osmanlı toprağı olan hatta adını da bu dönemde alan bir şehir. Sayılara getiren ekleri ayırmak için kesme işareti konur. Evet burada da var. O zaman buraya da 2'nin örneğini koyalım. Makedonya'nın başkenti
ve aynı zamanda en büyük şehrim. Evet, burada gene özel isimler için kullanmış. Yine de herhangi bir sokağında yürürken geçmişte kalan tanıdık izleri rastlamanız da fazlasıyla mümkün. Şimdi Allah Allah. Özneyi diğer öğelerden ayırmak için virgül konur dedi ama bunu kullanmamış. O zaman 1 ve 2 deyip B'ye atlamayacağız. Bak burada ünlemle başladı ama soruda başka bir beceri temeli kullandı biz. Üsküp en baştaydı. Aa. Yani en başta kullandığı virgülü üçüncü maddeye koymuş. Seni kandırmaya çalışıyor. Ya resmen ters köşe ya. Sorular ters. Niye böyle oluyor hocam? Türkçe'de böyle sürprizlerle hazır olmalısın. Özneyi yani Üsküp'ü diğer öğelerden ayırmak için virgül koydu. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Yani cevabımız Denizli diyoruz Tonguç Elhan'ım benim. Dikkatli olacaksın. Hemen atlamayacaksın. Hemen tamam doğru demeyeceksin. Bütün noktaların işaretlerini irdeleyeceksin. Ödüllü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.